Organik tarım, biyolojik tarım, ekolojik tarım diye bir kavram var. Bu kavram neyi ifade ediyor? Neden böyle bir kavram ortaya çıktı? Aslında bunu biraz geçmişe dönüp organik hayvancılık hakkında nedir? Bu işe başlarken neler yapılır? Hangi kriterlere göre yapılırsa bu organik hayvancılık olur, organik üretim olur. Aslında bunu biraz geçmişe dönüp baktığımızda 1946'lardan sonra yoğun üretimin, ilaçların, gübrelerin yoğun kullanımına başlanmasından sonra hayvanları işletmelere yığdırıp büyük işletmeler Amerika'da olduğu gibi, Avrupa'nın bazı ülkelerinde olduğu gibi, bizim ülkemizin Batı Marmara özellikle bölgelerinde olduğu gibi büyük işletmeler çok sayıda hayvan üretmek yerine bu üretim modeli bunu da sınırlandırmış. Evet, biraz önce dedik ki hayvan barınakları hayvan sayısına göre sınırlandırılmış bu yönetmelikte. Mesela diyor ki etlik piliç yetiştirecekseniz, et için tavuk yetiştirecekseniz sizin işletmenizin ahırınızın, kümesi kapasitesi en fazla 4800 adetlik hayvan olacak. Biz toprağa işlemeye başladığımız zaman bir tohuma, yani tohum yatağı hazırlarken birkaç kez pullukla, geleneksel yöntemle toprağı işliyoruz. Toprağı işlerken bir taraftan toprağa üzerinden hani makinenin sebep olduğu bir trafikten toprağa sıkıştırıyoruz. Bir taraftan toprağın üzerindeki bitkisel atıkları toprağa gömüyoruz. Hiçbirini yaptığınızda yabancı ot kontrolünü gerçekleştiremiyorsanız o zaman bizim organik sertifikalı kullanabileceğimiz bazı ilaçlar var. Yani bahçedeki bitkilerin hepsinde mi görülüyor yoksa bir iki tanesinde mi sadece o şekilde görülüyor? Evet, bizim genelde Diyarbakır bölgenin buğdayları o zaman kilosu diyelim 180 lirayken Adana'dan 250 liraya biz halis üne getiriyorduk. Çeşidi yanlış seçtiğinizde yine yola yanlış başlamış oluyorsunuz. Bir çeşidi seçtik, normal kültürel uygulamaları şu anda konvansiyonel tarımdan yaptığınızdan daha iyi yapmak zorundasınız. Ama iş dönüp dolaşıp organik tarımda hep pazarlamaya geliyor. Yani ürünü seçerken lütfen şuradan fidan geldi, ben bu fidanı alayım, dikeyim, organik tarım yaparım diye başlamayın. Biz oradaki uygulamaları, Basit amca onlar da burada, onlara öğreteceğiz. Siz de o nasıl kullanılır o gübreyi öğreneceksiniz. Ya bu şeydir, biz organik tarım derken hani doğaya, çevreye dost bir sistemden bahsediyoruz. Bu arıcılıkta da öyledir. Yani yaban arılarının o... Burası 7600 dönümlük bir yer. Burası bak, burada da var. Burada kiraz ve badem. Ondan sonra 6300 aşağıdaki parsel. Beraber.